izleyicilerim. 2 Eylül 1915. Çanakkale'de vuku bulan garip bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çanakkale düşman seferi kuvvetler kumandanı İngiliz General Hamilton 2 Eylül 1915'te kabuslar görerek delirme başlangıcı geçirmiştir. Sinir krizleri geçirmektedir. Elbette Hamilton'un bu olayı ilk olay değildir. Cephedeki bilhassa yüksek rütbeli düşman subaylarının ve generallerinin birçoğunun delirdiğini, sinir krizleri geçirdiğini şimdi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. En sonda yine Hamilton'un 2 Eylül'deki delirme başlangıcına sözü getirmek için. Muhterem izleyicilerim. 19 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale önüne gelen düşman donanması ki bu donanmada İngilizlerin, Fransızların ve Rusların gemileri bulunuyordu, donanmaları bulunuyordu. Bileşik bir donanmaydı. O güne kadar meydana gelmiş olan en muazzam donanma olduğu ifade edilmektedir ki her birinin üzerinde efendim 40 santim kutura kadar, 20 santimden 40 santim kutura kadar e, silahlar bulunacak, toplar bulunacak. Ve bunlar 25 kilometreden 25 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilecekler. Tek tek atış değil seri atış yapabilen o günün süper silahları bulunacaktı donanmalarının üzerinde. İşte bu donanmalarının kumandanı Amiral Carden idi. İngiliz Amiral. Birleşik donanmanın kumandanı. Amiral Çanakkale önlerine geldiğinde efendim 15 kilometreye demirleyerek atışa başladı. Çünkü kendi toplarının menzili 25 kilometre, Türk toplarının, Settülbahir ve Kumkale'deki Türk toplarının menzili ise en çok 8, 10, 12 kilometreydi. O 15. kilometreye demirleyerek bombardımana başladı ve metal tapyalarımızı Kumkale'deki ve Settülbahir'deki tapyalarımızı yerle bir etmeyi başardı. Bizim attığımız mermiler ise Onlara kadar ulaşamıyor, denize düşüyor idi. O mermileri gördükçe kahkahalarla gülüyorlardı. Bak Osmanlı yine top attı diye e, alay ediyorlardı, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Amiral Karden kısa sürede bu iki tabyamızı yerle bir ettikten sonra baktı ki bu iş kolay, hemen Çanakkale'nin girişini, metalin girişine ve bugünkü Karanlık Liman denilen yere kadar girmeyi başardı hiçbir zayiat vermeden ve hemen telgrafını çekti İngiltere'ye. Dedi ki: "14 gün sonra İstanbul'dayız bu hızla. Her şey kolay gidiyor. 14 gün sonra İstanbul'dayız." diye telgraf çekti. Bütün dünya ayağa kalkmış idi İslam dünyası. Çünkü İslam dünyası Osmanlı'nın 14 gün sonra yok olacağını düşünüyor ve kendinden artık kimin himaye edeceğini, halifeliğin ne olacağını Düşünüp sinir krizleri geçirenler vardı İslam dünyasında. Haçlılar ise bayram ediyorlardı. Bilhassa İstanbul'daki azınlıklar 14 gün sonra gelecek olan düşman donanmasının ve ordusunun resmi geçirdiğini seyredebilmek için hakim yerlerdeki binaları satın alıyor, kiralıyorlardı. Muhterem izleyicilerim, Amiral Karden bütün dünyaya 14 gün içinde ilan etti. 14 gün sonra gideceğiz diye ama 14 gün geçti, hala bir adım ilerleyemiyorlardı. 24 gün geçti, hala ilerleyemiyorlardı. 17 Mart'a geldiler 1915, hemen, hem bir, hemen hemen bir ay olmuş idi. Sinir krizleri geçirmeye başladı. Nasıl oluyor? Neden? Ben bütün dünyaya rezil oldum, İngiltere'ye rezil oldum, Türkiye'ye rezil oldum. Hala geçemedim 14 gün diye bildirdim diye sinir krizleri geçilecek ve orada kendisi görevden alınacak o gün 17 Mart günü görevden ayrılacak sinir krizleri geçirmesi sebebiyle yerine amiral de Robeck isimli yeni bir İngiliz amirali getirilecek düşman donanmasının başına konacak ve ertesi günü yaptıkları büyük hücumda 18 Mart 1915 günü yaptıkları büyük hücumda büyük bir mağlubiyete uğrayacaklar donanmalarının üçte birini kaybedecekler, yardımcı gemilerinin yarısını kaybedecekler ve zelil bir halde, mahcup bir halde efendim adalara doğru çekip defolup gideceklerdi, kaçacaklardı. Bu cepheye gelen düşman kumandanlarının delilenin ilki idi. Hepsini anlatmam mümkün değil ama bir tanesini daha anlatmak istiyorum. O da muhterem izleyicilerim Hunter Weston isimli tümen kumandanı idi ve Settül Bahir çıkarmasında düşman ordularını kumanda eden, Settül Bahir çıkarmasını kumanda eden düşman generali idi. Hunter Weston burnu havada idi gelirken. Settül Bahir diyordu ki Hamilton'a, efendim Buraya biz çıkarma yapıyoruz. Hamilton da başkumandandır. Kendisi tümen kumandanıdır. Buraya biz çıkarma yapıyoruz ama ben çok endişeliyim bir konuda diyordu. Nedir o general diye sorulduğunda? Efendim buraya çıkar çıkmaz çok miktarda Türk askerini esir alacağız. Bu esirleri nereye götüreceğiz? Nasıl barındıracağız? Ne yapacağız? Endişem budur diyordu. Bu kadar kendinden emin idi. Çıktığı gün Alçıtepe'yi alacak idi. İlk gün Alçı Tepe'yi alacak olan Hunter Weston aylar geçiyor idi. Kirte savaşları yapılacaktı. 1 2 3 4. Sığın dere savaşları yapılacak idi. Kereviz dere savaşları yapılacak idi. Ama hala bir adım ilerleyemiyordu. İlk gün elde edeceği Alçı Tepe'yi bırakın elde etmeyi 3-4 ay içinde bırakın elde etmeyi yaklaşamamıştı bile itibarının büyük bir e, darbe yediğini düşünen general yavaş yavaş hastalık belirtileri, çıldırma belirtileri göstermeye başlamıştır Hunter Weston. Ve Temmuz ayına gelindiğinde ki Ramazan ayıdır en büyük bombardımanları yapmaktadırlar Ramazan ayında. Kirte'de, Zığındere'de ve Kereviz bu tepeleri yok ediyorlardı. Dereleri dolduruyorlardı bombardımanla ama yine geçemiyorlardı. İşte böyle bir Temmuz ayı günü Hunter Weston'un da sinir krizleri geçirdiğini ve kendisinin cepheden geri alınarak yerine General Davies'in geçtiğini, General Davies'in de 6 Ağustos günü büyük bir darbe yiyerek dersini almış olduğunu görüyoruz ki teferruata girme şansım yok. Çünkü bu programım çok kısa. Benim bugün sizlere arz etmek istediğim generallerin delirme olayları, kumandanların delirme olayı. Elbette İngiliz ordusunda, Fransız ordusunda çok miktarda erin, askerin, efendim subayların sinir krizleri geçirdiğini biliyoruz da biz büyük kumandanları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sinir krizleri geçiren. Tabii ki mağrur Hamilton'a sıra gelmiştir. Baş kumandan Hamilton ki göreve geldiği Mart ayında efendim her şeyin kolayca olacağını hele hele Nisan çıkarmasında efendim burada halifeliği yok edeceğini saltanatı yok edeceğini, Osmanlı'nın ümüğünü sıkacağını çok çeşitli demeçlerle ortaya koymuş. Hamilton'un Günlüğü isimli kitabında da her gün mağrur bir şekilde bu kanaatlerini kendi defterine kaydettiğini görüyoruz. Ki muazzam bir donanma desteğindedir, muazzam bir hava gücü desteğindedir, muazzam bir denizaltı gücü desteğindedir Hamilton'un. Türk ordusunu hiç kale almamaktadır. Bir vuruşta geçeceğiz diye düşünmektedir. Ama olmuyordu işte. Settül darbe üstüne darbe yiyordu. Ansak koyunda, arı burnunda önce 27. alay Şefik Aker'den darbe üstüne darbe yedi. Hemen o gün öğlen saatlerinde 57. alay Mustafa Kemal, Yarbay Mustafa Kemal tümen kumandanı olan 57. alaydan darbe üstüne darbe yiyordu. Denizaltıları hallaş pamuğu gibi atmasına rağmen Marmara Denizi'ni 140 tane Türk gemisini batırmış olmalarına rağmen işte hala geçemiyorlardı. Hamilton'un inancı sarsılmaya başlamış idi. Ne olacak bu? Herhalde bu Türk ordusu hakkında biz yanıldık. Nitekim ilk zamanlar İngiltere'ye ve Fransa'ya çektiği telgraflarda işinin çok kolay olduğunu, askerlerinin büyük mevziler elde ettiğini, bugün yarın İstanbul'da olacağını, boğazı açacağını devamlı ifade ediyordu. İlk defa Temmuz ayına gelindiği zaman çok iyi eğitilmiş Türk ordusunun karşısındayız. Buradan geçmek zor. Mevcut kuvvetlerle buradan geçemiyorum. Bana ilave kuvvetler gönderin diye imdat istemişti Londra'dan. Kendisine imdat kuvvetleri 6 Ağustos'ta yeni bir dalga çıkarma yapmak üzere gönderilmişti. Yeni bir duydu bu 60 bin kişilik. Başında da General Stopport'u koymuşlardı. Hamilton, mağrur Hamilton yeni gelen bu kol orduya göre öyle bir plan yaptı ki derhal hemen 3 gün içinde hatta 36 saat içinde John Bayrını, Koca Tepe'yi ve Çanakkale Boğazı'nı ele geçireceğinden emin idi. Türk ordusunun nasıl mağlup olacağını görmek üzere, efendim duymak üzere kendisi adalardaydı. Ama olmuyordu. 6 Ağustos'ta yapılan çıkarma, bir türlü ilerlemiyordu. Tepeler hala Türklerin elindeydi. 40 bin, 30 bin düş kendi askerine karşı 1500 Türk askeri. Hala tepeleri vermiyorlardı Anafartalar tepelerini. Sarsılmaya başlamıştı. 9 Ağustos 1915 günü 1. Anafartalar zaferi. Ki Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal kumanda ediyordu Türk ordusuna. Ve kendisi kumanda ediyordu düşman ordusuna. Büyük bir tokat daha yedi. Kendini toparlayamadan ertesi günü 10 Ağustos Conk Bayrı'nda ikinci büyük bir tokatı yedi. Yine başkumandan Mustafa Kemal idi. Yani Anafartalar Grup Kumandanı, başkumandan değil özür diliyorum. 21 Ağustos günü son darbeyi vurmak üzere ikinci ana fartalarda ileri atılacak. Kahraman Türk ordusu karşısında Allah'ın da yardımıyla son mağlubiyetini orada alacak. Ve İngiltere'ye bir telgraf çekmek zorunda kalacaktı. Maalesef yine başaramadık. Çok iyi eğitilmiş Türk ordusu. Dini için silaha sarılmış olan Mehmetçikler karşısında yine mağlup olduk. Bana 95 bin kişilik yeni bir birlik gönderirseniz bunda muvaffak olurum diye yeni bir birlik isteyecektir Hamilton. Muhterem izleyicilerim, kendisine yeni bir birlik gönderilmeyecektir artık. İşte 2, 2 Eylül 1915 günü Gökçeada'daki karargahında kara kara düşünürken, yaşamış olduğu kabusları ki 4 aydır, 5 aydır bir adım ilerleyememiştir. Bin dönümlük yer ancak elde edebilmiştir. Bütün dünyaya rezil olmuştur. Bütün mesleki kariyeri sıfıra inmiştir. Askerlik itibarı sıfıra inmiştir. Kendi hatıra defterinde yazıyor. Hamilton'un günlüğü isimli hatıra defterinde. Diyor ki iki Eylül günü. Diyor ki bu gece bir kabus gördüm rüya mı idi? Uyanık mıydım? Kabus idi anlayamadım. Bir el geliyor, gırtlağımı yakalıyor. Beni alıyor Settül Bahir açıklarındaki denize. Kafamı sokuyor, çıkarıyor. Sokuyor, çıkarıyor. Ne ölebiliyorum, ne kurtulabiliyorum. Devamında diyor ki, ben batıl itikatları olan bir insan değilim. Ama öyle görüyorum ki bu Çanakkale denilen yer lanetli bir yerdir. Hepimiz burada helak olacağız. Muhterem izleyicilerim, yine bir yerinde 21 Ağustos günü yazdığı hatırasında diyor ki, Türkleri bugün de elimizden Allah aldı. Karşısında Türk askeri değil, Allah olduğunu düşünmeye başlamıştır. Kabus görmeye başlamıştır fazla uzun sürmeyecektir. İşte bu şuur bozukluğu veya sinir bozukluğu delirmeye doğru yol aldığı bir anda kendisi görevden alınacak. Yerine General Charles Monroe isimli yeni bir generali koyacaklardır. İşte bu süreci ben bir şiirimle ifade etmeye çalıştım, takdim ediyorum. Çanakkale'deki deliren düşman kumandanları hakkında. Komutanlar çıldırmış, 915 Çanakkale'ye döndü gözler. Yığıldılar boğaza haçlılar birer birer. Çelik donanma, yenilmez ordular sürüyle süper silahlar yarıştırıldı birbiriyle. Mağrur kubutanlar toplandı boğaz önünde. İstanbul'u çiğneceklerdi 14 günde. Savaş denince gerekirdi onlardan sormak. Başı bozuk Türkler mi onları durduracak? Elleri kullanmaya bile gerek kalmazdı. Kalmazdı gerek. Boğaz üç günde geçilirdi tekmeleyerek. Süper silahları denediler defalarca. İnsanlar, ağaçlar, taşlar oldu parça parça. Nice gençlerini yitirmişlerdi, boğa getirmişlerdi boğaza. Kara listeler hiç bitmiyordu. Yaza yaza. Metrekareye altı bin mermi atılmıştı. Araziler delik deşik olmuş, yırtılmıştı. Bir atın bile geri atmadı Türk askeri. Göğsünde eritti korkunç teknolojileri. Hiç cenilgi tatmamışlardı yıllardan beri. O gün süngü öpüp kaçtılar gerisin geri. Bir milyon genç gırtlak gırtlağa gelip dövüştü. On ayda yarım milyon insan toprağa düştü. Hesapta da bak metrekareye beş litre kan, sahiller kıpkırmızı görünürdü havadan. Yarım milyon insanın ahı nasıl bir şeydir? General amiral demez kafayı yedirir. Nedir bilir misiniz en ibretli hikmeti? Delirmek olduğu mağrurların akıbeti. Deliren kaç asker, kaç subay nereden biliriz? Komutanlara bakıp tahmin edebiliriz. İşte ifadeleri, Lanet tuttu hep bizi. Lanete geldik. Lanet doldurdu beynimizi. Korkunç kabur gö kabus görüyoruz sabahlara kadar. Hep gırtlağımıza sarılmış kanlı eller var. Uyku yok. Beynimizi arındıramıyoruz. Aklımızda hiçbir şey barındıramıyoruz. Korkunç şeyler olacak. Bu aklımızdan çıkmaz. Bu lanet bizi ölünceye kadar bırakmaz. Hasta olup kaçtı komutanlar. Karden, Weston, kabuslarla çıldırdı sonunda başkumandan Hamilton. Süremizin sonuna geldik efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.